kızım, açsana. Aa, 2 saattir zır zır zır. Açayım anneciğim. Efendim canım. Merhaba Yıldız. Merhaba hayatım, nasılsın? Ben hiç iyi değilim Yıldız. Bir an evvel seninle görüşmemiz gerekiyor. Müsaitsen hemen geliyorum. Ben şu an pek müsait değilim hayatım. Ne konuşacaktın acaba? Onur Pelin suyu terk etti Yıldız. Ne? Anlıyorum. O zaman hayatım, dilersen ben sana geleyim. Öyle yapalım, olur mu? Bekliyorum. Peki hayatım. Yıldız, ne oldu kızım? Sapsarı oldun. Ne söyledi? Kimdi arayan? Ne olmuş? Anneciğim, bir arkadaşım eşi kendisini terk etmişti. Çok fena olmuş kızcağız. Tabii dertleşmek istiyor doğal olarak. Gel. Anneciğim, müsaade ederseniz ben bir saatliğine gideyim geleyim, olur mu? Tabii kızım. Git. Tabii. İyi olur yani, bir an önce git de ne olduğunu öğrenelim. Ya hayırdır? Onur Pelin seni terk etmiş. Ne? Yazık ya. Allah Allah. 19 yıldır da evlilerdi. Nasıl olmuş bu iş? Bence bir an önce git de öğren durumu. Ya. Tamam hayatım, ben bir an önce gideyim anneciğim. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Hadi. Git kızım, git. Git sen. Hadi bir an önce öğren bakalım. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Geç otursana. Babaanneciğim, ben çıkıyorum çünkü kahvaltıyı Lale ile beraber yapacağız. Tabii. Ha, çok güzel. Lale'ye selam söyle. Tabii, baş üstüne iletirim. Ben de çıkacağım oğlum, istersen birlikte gidelim. Allah tamam. Ismarladık. Afiyet olsun o zaman. Teşekkürler. Afiyet olsun. Oğlum, biraz önce Şebnem aradı, benimle konuşmak istediğini söyledi. Bir sorun mu var? Anne, Şebnem Hanım aradı, bir sorun var mı dedi. Sadece o kadar mı yani? Niye gizliyorsun ki? Pelin Su'dan ayrıldım işte. Tamam, duydum ama yani bunu duyduklarıma inanamadığım için bir de sana sorayım dedim. Anneciğim, inanamayacak bir şey yok. Pelin Su'yu aradım. Ben bir geleyim yanına, görüşelim dedim. Görüştüğümüzde de söyledim ayrılmak istiyorum diye. Ve ilişki bitti, bu kadar. Onurcuğum, ah Onurcuğum, bir tanem, oğlum, güzelim. Şimdi tabii evlilik stresine girdin. Haliyle doğru düşünemiyorsun, doğru kararlar alamıyorsun. Bu çok normal. Geçici bir durum bir tanem. Güzel annem, benim evlilik stresine falan girdiğim yok. Tamam mı? Ben gayet mantıklı düşünebiliyorum. Ama Lale bir taraftan, Pelin Su bir taraftan sanki ikisini bir arada idare ediyormuşum gibi oluyor. Çok çirkin bir şey, çok saçma bir şey ya. Ben gerçekten artık insanları üzmekten çok yoruldum. Yavrum, biz Pelin Su ve Şebnem'e söz verdik. Vermedik mi? Verdik. Anneciğim, bak sen beni biliyorsun. Ben de sözümde durmayı çok isterim. Ama duramıyorum artık. Elimden gelmiyor. Ne olur anla beni. Yavrum, Pelin Su şu anda perişan. Üzüntüden bitti kızcağız. Yazık değil mi? Lale'ye yazık değil mi? O da perişan. Ay bak, aşık oldun sen Lale. Ben biliyordum zaten. Sakın beni ikna etmeye çalışma. Artık eminim çünkü. Anneciğim, ben de bilmiyorum. Kime ne hissettiğimi ben de bilmiyorum artık. Şu an gerçekten mantıklı düşünecek, sakin düşünecek bir durumda değilim. Biraz anlayışlı ol, lütfen. Ben zaten bu yüzden gittim Pelin Su'nun yanına, ayrılalım dedim. Yani gel gittiğim kafam gerçekten rahat çalışmıyor ya. Ne olur anlayın biraz beni. Her şey üst üste geliyor. Daraldım, bunaldım. Tamam, tamam oğlum. Sen yalnız kal, düşün, taşın. Ama şunu unutma. Lale ne sana ne de ailemize göre bir kız değil. Daha önce ben seni Özge konusunda da uyarmıştım. Artık üzülmene müsaade edemem. Anne. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Ay ben ne yapacağım ben? Ay ben sinirlerim çok bozuldu, ben ne yapacağım? Alo, gündemi aç Şerife. Açıyorum adresanı. Evet. Onur Bey Pelin Su'nu mu terk etmiş? Ne? Nasıl? Neden? Ne zaman? Kim? Kiminle? Ne demiş? Nasıl olmuş? Ay yine takılıp fazla soru sordum. Devam. Fark ettim Betül Hanımcığım. Olsun, sıkıntı yok. İlgili sorulara cevap veriyorum. Şebnem Hanım Yıldız Hanım'ı aradı ve ikisinin ayrıldığının haberini verdi. Yıldız Hanım da bunun üzerine Onur Bey'i sıkıştırdı. Onur Bey de itiraf etti olayı. Ay sen ne kadar şanslı bir insan olduğunun farkında mısın acaba Şerife? Her
her şeyi yani böyle canlı canlı izleyip dinleyebiliyorsun. Ay neyse, sonra devam. Sonrası Onur Bey dedi ki zaten ikisini aynı anda idare etmek büyük bir hataydı dedi. Artık kimseyi üzmek istemediğini söyledi. Ay, ay bak sen şu vicdan ya, vicdan kumkuması. Yalnız Yıldız Hanım'ın canı çok sıkıldı, pek bir sinirlendi. Ay inanmıyorum sana Onur, yoksa Lale'ye aşık mı oldun oğlum dedi. Ay, dedi mi? Dedi. Peki Onur ne dedi? İtiraf etti mi? Yani aşığım dedi mi? Dediyse Yıldız ne dedi? Ya Şerife bir şey dedi mi, demedi mi? Betül Hanım, Betül Hanımcığım, kaptırdınız yine. Ay evet tamam, pardon, devam. İtiraf etmedi, karma karışığım dedi. Bir süre yalnız kalmak istediğini söyledi. Demek itiraf etmedi ama reddetmemiş. Ding dong. Bu neyin sesi Şerife? Neymiş o? Tehlike şanı Şerife, tehlike şanı. Anladın mı? Bak, Onur'la Lale birbirine asla aşık olmamalı. Biteriz Şerife, biteriz. Olmamalı Şerife, olmamalı. İlk defa Yıldız Hanım'la aynı taraftasınız. İkiniz de aynı şeyi istiyorsunuz. Ay Şerife, hayat ne kadar enteresan değil mi? Bak, kötülük bizi birleştirdi. Hiç merak etmesin, ona elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Fitne, fesat, yalan, dolan, haset hepsi bende. Bu haliniz beni gerçekten çok duygulandırdı ve mutlu etti Betül Hanımcığım. Rica ederim, sonuca gelelim. Peki şimdi ne yapıyorlar? Şimdi Yıldız Hanım Şebnem Hanım'ın yanına gitti. Onunla konuşacaklar bir güzel. Onur da Lale ile birlikte. Başka da bir şey yok şimdilik. Tamam Şerife, aferin. Takipte kal. Teşekkürler. Gündemi bildirmek için tekrar bağlanacağım. O zamana kadar sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Olaylar, 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 olaylar. Hemen Onur'la Pelin Su'nun arasını yapmamız lazım. Hemen. Anneciğim günaydın. Aymadı yavrum, aymadı. Günmün aymadı yavrum. Onur Pelin Su'yu terk etmiş yavrum. Aa, en doğrusunu yapmış biliyor musun? En güzelini yapmış. Zamanında benim cesaret edip yapamadığımı yapmış. Eğer ben cesur olup yapsaydım şimdi bu noktada değildim. Oğlum ne diyorsun sen? İyi misin? Değilim anneciğim. Of, bu evlilik bana gelmedi. İyi gelmedi bana bu evlilik. Kötü geldi bana. Kabuslar görüyorum. Ufak ufak çocuklar, benli benli. Etrafımda Erol, Erol, Erol. Yavrum, yavrum. Tamam, tamam çocuğum. Sakin ol, tamam mı çocuğum? Sakin ol yavrum, sakin ol. Ay Şebnemciğim, neler olmuş böyle? İnan, çok üzüldüm. Sorma Yıldızcığım, ben de çok üzüldüm. Yani Pelin Su'nun şu son günlerde yaşadıklarına bakar mısın lütfen? Kahroldu kızım. Pelin Su yine çok anlayışlı davrandı. Yani artık Onur'a olan sevgisinden eminim. Benim Onur'un Pelin Su'ya olan sevgisinden şüphem var ama Yıldızcığım. Ay olur mu hiç öyle şey Şebnemciğim? Onur çok yıprandı. Pelin Su'yu üzdüğü için de vicdan azabı çekiyor. Belki de o yüzden uzak kalmak istedi bir tanem. Bak Yıldızcığım, seninle açık konuşacağım. Bu evliliğin formalite icabı olduğunu Lale'nin ailesi, sizin aileniz, İsmet Hanım, hiç kimse bilmiyor. Zaten öğrenirlerse de bu evlilik olmaz değil mi? Benim kızım Onur zor durumda kalmasın diye şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. Ama eğer istese İsmet Hanım'a gidip bu evliliğin sözleşme üzerinde olduğunu, Onur'la hala ilişkisinin devam ettiğini söyleyebilirdi değil mi? Ama söylemedi. Bence Onur bunu da bir düşünsün. Onur bu hatasından dönecektir Şebnemciğim. Pelin Su kendini yıpratmasın. Yani formaliteden de olsa istemediği biriyle bir evlilik yapıyor çocuk. Ben de Pelin Su'ya öyle söyledim ama. Sen merak etme hayatım, ben halledeceğim. Pelin Su'cum, bir tanem nasılsın? Gördüğünüz gibi pek iyi değilim. Annem biraz önce her şeyi anlattı bir tanem. İnan çok üzüldüm. Ama ne olur sen kendini yıpratma. Ben Onur'la konuşacağım. Onur çok zor bir süreçten geçiyor. Yani ne yaptığını bilmiyor çocuk. Benim de çok kolay bir süreçten geçtiğim söylenemez. Canım bir tanem, erkekler bizim kadar güçlü olamıyorlar maalesef. İyi niyetle yanlış kararlar alabiliyorlar. Ben senden rica ediyorum, biraz sabırlı ol lütfen. Biliyorum senden hep sabır bekliyorum. Ama Onur en kısa sürede eskisi gibi olacaktır bir tanem. Olsa iyi olur. Pelin Su'cum, moralimizi bozmuyoruz. Oldu mu bir tanem? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.